Ben Mustafa Supi. Ali Rızaoğlu, hikmetten olma Mustafa Supi. 40 yaşımı hiç görmedim ama kendimi şanslı sayarım. Babam valilik yaptı. Az kişi okuyabiliyordu o zamanlar. Ne mutlu bana ki şansımı ikbal yollarında değil, halkımın geleceğini aydınlatmak için kendimi eğitmekle değerlendirdim. Paris'te tez yazdım. Jön Türk devriminin dalgaları köhnemiş düzenin surlarını döverken gazeteciydim, öğretmendim. Telaş içinde çıkış yolunu arıyorduk. Osmanlıcılıktı, panislamizmdi, geçiniz. Bir süre milliyetçi oldum. Yeni düzenle de barışamadım. Kumpas, egemenlerin geleneği. Mahmut Şevket Paşa katledilince mahkeme bile edilmeden Sinop'a sürüldüm. Bir takaya doluştuk, Karadeniz'i açtık. Savaşa karşıydım. Ama Çarlık nereli olduğuma baktı sadece. Yakın ülkenin uzak bir diyarına sürdüler. Şanslıydım. Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi Bolşeviklerle tanıştım. Turan defteri kapandı, işçi sınıfı devrimi açıldı. 1917'nin tanığı değil, yapıcısı oldum. Büyük Ekim devriminin ardından Doğu'nun ezilen halklarını sosyalizm örgütlemek için Bolşeviklerin attığı adımların ön sıralarında yerimi aldım. Örgütler kurduk, konferanslar topladık. İç savaşta elim silah da tuttu. Aklım yoksulluğun, gericiliğin kol gezdiği, emperyalistlerin üstüne çizik atmak istediği Türkiye'mdeydi. Emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadelede işçi ve köylülerin cephesini açacaktık. Aynı yollardan Bolşevizme varan arkadaşlarla bir araya geldik. Anadolu ve İstanbul'daki yoldaşlarla temasa geçtik. Dağınıklığa son vermenin yolunu biliyorduk. Komünist taklidi yapanlara izin vermedik. 1920'nin Eylül'ünde Doğu Halkları Şurası'nı topladık. Dört bir yandan kadın erkek aydınlar ve köylüler, işçiler ve gençler gelmişti. Ben kongrenin başkanlık divanındaydım. Sonra Türkiye'den gelen komünist delegelerle 10 Eylül'de partimizi ilan ettik. Ben reis oldum. İstanbul'dan Şefik Üslü'nün yanında gelen Ethem Nejat kardeşim katibi umumi. TKP Ankara'ya çok yakışacaktı. Kalabalık değildik ama biliyorduk ki haklıydık. Partimiz sınıfımızın aklıydı. Bizim aklımızsa açıktı. Ulusal kurtuluş ancak toplumsal kurtuluşla bütünleşirse gerçek olabilirdi. Halkı sadece işgalciye karşı değil, feodallere, saltanat özlemcilerine, din istismarcılarına karşı da ayağa kaldırmalıydık. Bu yol ya sosyalizm açılacaktı ya da hüsran olacaktı. Dönmeye mecburduk. Çok pürüzler çıktı karşımıza. Ankara elimizi sıkmaktan çekindi. Farklı sınıfların insanlarıydık ne de olsa. Zamanında beni sürgün edenlerin bir bölümü, şimdi milli kurtuluş kavgasına dar çıkarların penceresinden bakıyorlardı. Bize ise düşmanca. Bakü'den batıya giden yol tuzaklarla, karşı devrimcilerle, emperyalizmin ajanlarıyla, komünizmin düşmanlarıyla doluydu. Bolşevik yoldaşlarımızsa, devrimci iktidarın bulduğu nadir müttefiklerden biri olan Türkiye'de her şeyden önce temkinli davranmak gerektiğine inanıyorlar, yoğurdu, üflemeyi seçiyorlardı. Biz topraklarımıza yaraşanın komünizm olduğuna inandık. Yolculuğumuz yarım kaldı. Cansız bedenlerimiz kıyısında doğduğum denize atıldığında 40 yaşında bile değildim. Ama şanslıydım. Kısa ömrümü şu dünyada adanabilecek en büyük doğruya, en değerli davaya verdim. Öldürücü yaralarımızı bizden sonrakiler kendi yaraları olarak bildiler. O yaraları sarın yoldaşlar. Binler, on binler, yüz binler olun ki sarılsın yaralarımız. Duydum ki ne yazık ki haklı çıkmışım. Toplumsal kurtuluşla bütünleşmeyen ulusal kurtuluş, yani cumhuriyet, yani laiklik çökmüş sömürücülerin ellerinde. Bizim yaralarımız iyileşir yoldaşlar. Sağalır o yaralarımız. Kurtuluş yolculuğunu illaki tamamlayacağız. Bu topraklarda eşitliğin, özgürlüğün kızıl bayrağını dalgalandıracağız. Dalgalandırın ki sağalsın yaralarımız. Ben Mustafa Supi.
Türkiye Komünist Partisi'nin kurucularından. Yoldaşınız.